Manşete hoş geldiniz. Hafta sonunu aday listeleri, küskünler, listelere girenler, giremeyenler, sürpriz isimler, ismi çizilenler bununla geçirdik. Ve bu oyunu seçim oyununu seçimlere doğru gidilirken işte bu yaşanan liste kavgalarını belki ilk defa görenler ilk defa deneyimleyenler şaşırdı ya da sanki ilk defa böyle şeyler oluyormuş gibi bir takım eleştiriler getirdiler, polemikler oldu filan. Ben 80'li yıllardan itibaren Türkiye seçimlerini yakından takip ettim. 91'de ilk kez oy kullandım. 95 seçimlerinden itibaren de bir gazeteci olarak Ankara'da bütün seçimleri takip ettim. Her seçimde parlamentonun yarıdan çoğu yenilenir. Kimi zaman bu oran %70'lere kadar çıkar. Yani %70 civarı parlamento yenilenir. Yani 100 milletvekilinden 60'ı 70'i gider. Sadece 30'u 40'ı koltuğunu korur. Bu hep böyle olmuştur. Ve bunu bildiği için milletvekilleri de yani yarıdan çoğu eleneceği için hangi partiden olursa olsun fark etmez. Genel olarak 600 milletvekili varsa şu anda 600 milletvekili için söylüyorum. Bilir ki milletvekilleri bu 600 milletvekilinin 300'ü 400'ü yeni dönemde olmayacak. Dolayısıyla yeni dönemde listelere giren şanslı vekillerden olmaya çalışırlar ve her milletvekili birkaçın istisna bir sonraki dönemde listeye girmek ve yeniden parlamentoda olmak ister. Bunu meslek haline getirmiş olanlar var. 4 dönemdir, 5 dönemdir, altı dönemdir, 7 dönemdir birazdan bakacağız. Dolayısıyla bu şekil bu şimdi de oluyor. Yani bu durumlarda bir değişiklik yok. Kızanlar oluyor, küsenler oluyor. İşte temayül yoklamalarında falan veya işte tabanın desteğiyle falan bir yerde olduklarını düşünenler oluyor. Bir dönem, iki dönem dinlendirildiklerini ve şimdi tekrar aday olmaya ...hak kazandıklarını düşünenler oluyor. Mesela CHP'de Eren Erdem ve Barış Arkadaş gibi... ...geçen dönem milletvekili değillerdi. Bu dönem vekillik bekliyorlardı. Olmadı. Ee, her partide var bu. Aytun Çıray gibi İyi Parti'ye küsenler ve... E, ...gerçekten partisini itham edenler de oluyor. Yani Aytun Çıray'ın Çıray attığı tweet gerçekten düşündürücüydü. Part, e, İyi Parti'nin barajın altında olduğunu söyledi. Eee... Her dönem oluyor bu ve geçmiş dönemlerde bu dönem olmadı. Çok beklenmiyor ama geçmiş dönemlerde özellikle 90'lı yıllar 90'lı yıllarda küskünler hareketi vardı. Yani milletvekili listeleri açıklandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde listelere giremeyen milletvekilleri hangi partiden olurlarsa olsunlar bir araya geliyorlar ve küskünler hareketi başlatıyorlardı. Meclis tatile girmesine rağmen meclisi açıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan. Parti kuranlar oluyor, tek kişilik partiler, üç kişilik, beş kişilik partiler veya grup kuran isimler falan bile geçmişte yaşandı. Bu dönem bunlar pek fazla görülmüyor. Şimdi bu yayında ben e, listelere bakacağım ve manşetin radarına takılan isimleri ekrana getireceğim özellikle. Fakat özü ne? Hafta sonu yaşadığımızın özü ne? Hafta sonu yaşadığımız olayda yani listeler açıklandıktan sonra özellikle Pazar günü 17'den itibaren şu ortaya çıktı ki. AK Parti aday bulmakta gerçekten güçlük çekmiş ve e, yıldız isim bulmak e, çok zor. Belki de ondan'dır ki Erdoğan elindeki bütün asetleri sahaya sürüyor. Yani bakanların tamamına yakınını e, belli illere dağıttı ve e, liste başı olarak bakanlık imkanlarıyla e, seçimde e, kampanya yapmalarını sağladı. Şimdi nasıl olmasın ki Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak İstanbul 2. bölgede yarışa girecek ve İçişleri Bakanlığı polisiyle jandarmasıyla falan orada kampanya yapacak. Şimdi karşısındaki isimlerde bir İçişleri Bakanlığı, arkasında polis olan bir İçişleri Bakanlığı'na karşı kazanmaya çalışacak falan. Şimdi böyle bir durum var. AKP listesinde olmayanlar bir anlamda yenilgiyi hissetti. Böyle de bir durum var. Hem AKP listesinde olmayanlar hem de AKP listesine girmek istemeyenler. Başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 gün önce aday listesini açıklaması ve yüksek seçim kuruluna teslim etmesi cuma günü yüksek seçim kuruluna teslim etmesi de son derece düşündürücüydü bu karşısındaki partilerin oyunu buna göre kurmasını sağladı herkes artık her bölgede MHP adaylarını biliyordu özellikle MHP'nin güçlü olduğu yerlerde ona göre strateji değiştirilebildi. Özel İyi Parti ve CHP açısından bu önemliydi. Buna bakacağız. HDP'de fireler var. Buna bakacağız. HDP işte Yeşil Sol Hareketi, yani Yeşil Sol Parti, her ikisini birlikte düşünüyorum. E, Muharrem İnce faktörü devam ediyor ve Muharrem İnce'nin lafları düşündürücü. Muharrem İnce çekilirse kime ne oy gider? Bununla ilgili bir yeni araştırma var, e, buna bakacağız. Ve elbette e, Erdoğan'ın bir oyun planı var mı? E, buna kafa yoracağız. Yani Erdoğan üzerinden 7-8 gün geçmesine rağmen hatta 10 gün geçmesine rağmen hala seccade meselesini meydanlarda kullanıyor. Bu onun bir oyun planı olmadığını gösteriyor esasen. Ve Putin'i bekliyor. Ee, özellikle Amerika ile ve Rusya ile yaptığı görüşmeler İbrahim Kalın aracılığıyla onun temsilciliğinde, onun sözcülüğünde, onun ulaklığında yürütülen görüşmeler önemli. Putin gelir mi 27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Santrali veya başka bir program vesilesiyle buna bakacağız. Acaba Erdoğan çok sıkıştı Rusya'daki müttefikinden yardım mı istiyor? Bütün bunlara bakmaya çalışacağız ama önce listelere bakalım. Dediğim gibi bütün günüm bu listeleri tarayarak ve belli adaylar üzerine yoğunlaşarak geçti. Her şeyi anlatamam burada her ismi her isimden bahsedemem. Saatler sürer. Sadece dediğim gibi radarımıza takılan belli isimleri değerlendireceğim. Ama önce genele bakmakta yarar var. Genelde durum şu. Millet İttifakı özellikle dört parti CHP listelerinden aday gösterildi. Ve yaklaşık yirmisinin gelecek Deva, Saadet ve Demokrat Parti'den yirmisinin, en az yirmisinin seçilebilecek yerlere konulduğu gözleniyor ve böylelikle de bir kulis var. T24'te yayımlandı. Bu dört partinin toplama bir grup ediyor ve bir mecliste grup kurulması bile söz konusu olabilir. Millet grubu. Mecliste millet grubu kurulması yani CHP grubu olacak, İyi Parti grubu olacak. Diğer dört partinin de bir grup oluşturması gibi bir alternatiften bahsediliyor. Bakalım öyle mi olacak ya da partiler millet grubuna girmeyi reddedip işte biz beş milletvekiliyle, yedi milletvekiliyle, on milletvekiliyle kendi parti grubumuz olarak devam etmeyi düşünüyoruz mu diyecekler. Çünkü yani gerçi o zaman grup olmuyorlar ama. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmak için 20 milletvekili gerekli. Grup da önemli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Grup adına yapılan faaliyetler, grup odası, grup adına söz almak, yasalarda pek çok konuda. Yani sadece haftada bir grup toplantısı e, yaparak falan e, devam eden bir hikaye değil. E, mecliste grubu olmak önemli. E, grubun altında milletvekili olan, grup sayısının altında milletvekili olan partiler çok fazla bir varlık gösteremiyorlar. İyi Parti özellikle bu MHP'nin hamlesi İyi Parti ile CHP'nin tekrar listeleri masaya yatırıp MHP karşısında strateji belirlemesine yol açtı. Rize, Erzincan, Van, Çorum, Adıyaman, Bartın, Hakkari, Batman, Düzce'de 9 ilde CHP listelerinden girme e, kararı almış. E, CHP'de Aksaray, Bitlis, Gümüşhane, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankır olmak üzere 7 ilde İyi Parti listelerinden e, aday gösterecek. Bu bir anlamda e, fermuar taktiği deniyor buna. Yani e, diyelim ki CHP'nin biraz güçlü olduğu bir yerde ilk sırayı CHP'li aday, ikinci sırayı İyi Partili aday. Yani işte şeyi açan, fermuarı açan CHP oluyor ama arkasından İyi Parti put, e, topa giriyor. Diğer dört partinin iki önceki yayında söylemiştim ki onu e, dikkatli takipçilerim düzelttiler. E, diğer dört partinin e, bir ittifak içinde ittifak modeliyle seçime gitmesi söz konusuydu. Yani DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin bundan vazgeçildi ve e, Millet İttifakı'nda CHP listesinden girme kararı aldılar. Ben bunu yorumlarken... Ee, toplasanız yediği bulmuyor. Barajın altında kalacaklar yorumu yapmıştım. Esasen ittifak çatısı altında oldukları için kendi listeleriyle girebilirlerdi. Ülke barajı sorunları yoktu. Fakat orada esasen söylemem gereken şuydu benim. Orada hata yaptım. Ülke barajı sorunu yok. İttifaka giren partilerin ülke barajı sorunu yok. Bölge barajı sorunu var. E, örtülü bir il ve bölge barajı var. Şimdi 87 seçim çevresi var ve bu seçim çevrelerinde don sistemi uygulanacak. Don sistemi de ilk iki sıradaki birinci partiye ve ikinci partiye daha çok yarıyor. Siz daha aşağılarda kalmışsanız ki bu partiler öyle olacaktı. E, sayıya bakıldığında aldığı oya bakıldığında milletvekili çıkarsa çıkarabilse bile... E, ...don sistemine göre kendisine milletvekili yazılmıyor. Çünkü... E, İttifak yasasının altı boşaltıldı. Geçtiğimiz sene değiştirilen seçim yasasıyla bunu görmüş olacaklar ki dört parti CHP listesinden girme kararı aldılar. CHP CHP listesinde bu arada yer almayan çok sayıda milletvekili var. Mehmet Bekeroğlu gibi, Gürsel Tekin gibi, Levent Gök gibi, Bülent Kuşoğlu gibi bunlar parti yönetiminde de yer alan isimlerdi. Gürsel Tekin'in olmaması Dikkat çekiciydi. Kendi isteğimle milletvekili adayı olmadım dedi. Ee, önümüzdeki dönem Ekrem İmamoğlu'ndan boşalacak İstanbul Belediye Başkanlığı için ismi geçiyor. Böyle de arkada bir pazarlık, böyle de bir art, arkada anlaşma olmuş olabilir. Bilmiyoruz. Ee, CHP'den yapılan bilgilendirme notunda ortak liste mutabakatının doğal sonucu olarak aday gösterilmedikleri söylendi. Ee, böyledir. Ee, bir ittifak yapıyorsunuz ve muhakkak birileri dışarıda kalacak. Birileri de seçilebilecek yerlere konulacak. Her ne kadar sizin partiliniz olmasa da geçmişte sizin rakibiniz olsa da hatta geçmişte e, şiddetle muhalefet etmiş olsanız da birazdan bakacağız isim isim. Fakat kadın adayların gerçekten azlığı bütün partileri kastederek söylüyorum dikkat çekti. Kadın e, kadınları üzdü bu. E, maalesef e, HDP'deki temsili yakalayamıyor diğer partiler. Hacer Fogo gibi e, bir isim İzmir 2. bölge 8. sırada kendine yer bulabildi. Seçilmesi güç bir sıra ama e, kampanyaya bağlı. Eğer CHP gerçekten e, Kalesi İzmir'de beklenenin de üstünde bir başarı gösterirse Hacer Fogo e, meclise girecek. Benzer bir durum ekonomist Güldem Atabay için de geçerli. Gerçekten son derece değerli kadınlar bunlar ve yeni siyasete giren kadınlar ve bunların e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerekiyor. Fakat alt sıralarda olmaları düşündürücü. Oradaki seçmene, or o bölgedeki e, oy kullanacak insanlara iş düşüyor. CHP listesinde en dikkat çekici isim, esasen altılı masanın bir üyesi değil, belki bir yedinci unsur olarak veya sekizinci unsur olarak girdi. Mustafa Sarıgül sürpriz bir şekilde birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Memleketi Erzincan'dan birinci sıra adayı oldu. Bu dikkat çekici. Dolayısıyla ve seçilebilecek yerden aday oldu. Belli ki Mustafa Sarıgül CHP sıralarında siyaset yapacak ama Türkiye Değişim Partisi kendi partisine de geçebilir seçildikten sonra. E, CHP'de kalır mı yoksa partisine mi döner? Bunu ancak seçimden sonra göreceğiz ama en dikkat çekici adayı oldu oldu e, kuşkusuz. En tartışmalı isimlerden biri de Sadullah Ergin. E, CHP'nin Ankara milletvekili adayı olarak e, Deva Partisi kontenjanından e, Ankara 1. Bölge 4. sırada yer aldı ve çokça eleştiri var hakkında. İşte eski Adalet Bakanı olması vesilesiyle falan. Yani gerçekten <laughs> bu süreçte e, bir ittifak söz konusu ve bu ittifakta e, canınızı sıksa da belli isimleri e, kendi listenizden göstermeniz icap ediyor. Siz de belli isimleri başka partilerin listesinden aday gösteriyorsunuz. Bu iş böyle. Yani iyi Parti Liler de CHP'li isimlerin kendi listelerinden aday göstermesine e, çok gönülden evet dememişlerdir ama neticede e, 14 Mayıs'ta gerçekten tarihi ve kritik bir seçime gidiliyor. Ayrıca <laughs> şimdi Sadullah Ergin eleştiriliyor ama AKP'nin Adalet Bakanı diye. Yani Ahmet Davutoğlu Başbakanıydı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ali Babacan uzun yıllar bakanlığını yaptı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve ekonomi yönetiminin dümende geçecek. Yani girdiğinizde çıkamazsınız. Yani girdiğinizde çıkamazsınız. Ee, Sezen Aksu Türkiye İşçi Partisi'nin müziğini yapmış. Gayet de güzel bir müzik ee, dinledim keşke burada ekrana getirebilseydim ama Türkiye İşçi Partisi'nin Twitter hesabından e, görebilirsiniz. Aynı Sezen Aksu 1991 yılında Anavatan Partisi'ne vermişti. Hadi bakalım e, şarkısını. 30 sene geçti gençler hatırlamaz. Anap'ımız var, bir de başkanımız var. İşte hadi bakalım sandıklara 2000'li yıllara e, 20 Ekim Pazar günü bütün oylar Anapa falan diye e, şarkının sözleri de değiştirilmişti ve e, Sezen Aksu o zaman ANAP'a vermişti müziği. Ne, ne yapacağız? Yani geriye doğru insanların siciline baktığınızda işin içinden çıkamazsınız. Temiz bir sayfa açmaya çalışıyorsanız. Dolayısıyla mesele sadece Sadullah Ergin'le. Eğer Sadullah Ergin'i taşlamaya başlayacaksanız. E, ilk taşı hani e, en günahsızınız atsın meselesine geliyor olay. Mahşetin radarına takılan isimlerden biri. Sürpriz bir isim değil. Türkan, Türkan Elçi ancak İstanbul'dan aday gösterilmiş. E, memleketi Diyarbakır'dan değil. Tahir Elçi'nin eşi. Tahir Elçi 2015'te son, son derece tartışmalı bir kovalamaca, polis kovalamacı sır sırasında Dört Ayaklı Minare'nin hemen altında. Farklı bir amaç için oradaydı. Dört Ayaklı Minare'ye dikkat çekmek için oradaydı ama bir polis kovalamacası esnasında seken kurşunlarla hayatını kaybetti. Onun eşi hukuk fakültesi okudu. Eşinin davasını sürdürüyor. Eşinin ee, yani eşinin ölümü faili meçhul. Ee, Diyarbakır'dan değil İstanbul'dan seçilebilecek bir yerden CHP milletvekili olarak 14 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Bir diğer isim kadınlardan Ece Güner avukat. Fox TV'nin yönetim kurulundaydı. Hala ilişkisi devam ediyor mu bilmiyorum. Ama özellikle hukuki mütalalarıyla dikkat çekiyor. İyi Parti İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olmuş. Tanınan bilinen bir isim. Eee özellikle eşiyle babasıyla e, uzun yıllardır siyaset sahnesinde olan bir aile e, böyle tweet atmış e, Meral Akşenerle e, fotoğrafını paylaşarak cesur bir kadın liderin yanında yer almaktan onur duyuyorum demiş e, Ece e, Güner Ece Güner Turgut Özal'ın baş başdanışmanı eski Anap milletvekili Engin Güner'in kızı Engin Güner Özallı yıllarında bir kitap yapmıştı geçtiğimiz yıllarda yayınlanmıştı aynı zamanda Ece Güner CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Merkezde Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinden, propaganda ekibinden Erdoğan Toprakla evli. Erdoğan Topraksa bu dönem yedinci kez aday oluyor. Zannediyorum 2002'den beri milletvekili 21 yıldır. Bir 5 yılına daha seçilirse 26 yıl milletvekilliği yapacak. Böyle de isimler var. Yani <gülüyor> <gülüyor> İki dönem kuralı var HDP'de, üç dönem kuralı var e, AKP'de ama CHP'de böyle bir dönem kuralı yok fakat kimileri yedinci kez aday olabiliyor. Evet. Dönelim İyi Parti'ye tekrar. E, Şanlıurfa'da e, yıllarca belediye başkanlığı ve vekillik yapan ve işte Saadet Partisi'nde AKP'de siyaset yapan Ahmet Eşref Fakıbaba güçlü bir isim. E, Urfa'dan değil Ankara'dan aday gösterildi. Bu da enteresan. İYİ Parti'nin diğer adayları ise e, daha çok işte Ünal Karaman ve Gökhan Zan biliniyor son haftalarda iyi Parti'ye katıldıkları için spor camiasından ama Edip Safter Gaydalı var. Eski Anaplı, Bakan Milletvekili, Lütfullah Kayalar var. Eski Anaplı, Burhanettin Kocamaz, eski Tarsus ve Mersin Belediye Başkanı ve geçtiğimiz seçimlerde tuhaf bir şekilde yani başvurusu vaktinde ulaştırılamadığı için adaylığı kaçırmıştı falan. Akıl almaz bir hadise. Gazeteci Selcan Taşçı var. Tekirdağ birinci sırada seçilebilecek yerlere konulan isimler. Gene iyi Parti'de. Sadullah Ergin çok konuşuldu ama İdris Naim Şahin atlandı ne ne nedense. Çünkü aynı gerekçeyle İdris Naim Şahin de eleştirilmeliydi. Ama dediğim gibi e e eleştirilecek bir şey yok. Yani baktığınızda bir ittifak çatısı altında seçime giriliyor. Ha diyebilirsiniz ki yani belli isimler keşke eline eteğini çekse, yenilerine yol açsa. Siyaset böyle oynanmıyor Türkiye'de. İdris Naim Şahin de çok tartışmalı bir isim. Geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim. Ordu birinci sıradan aday gösterildi memleketinden İyi Parti listelerinde. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu isimler gerek Sadullah Ergin gerekse İdris Naim Şahin şu anda piyasadaki pek çok isimden e, sicil itibariyle daha da iyi bir yerde olabilirler bakıldığında. Neyse. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş. Adana ilk sıradan aday gösterildi seçilebilecek bir yerden. E, Türkeş'in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş de gene AKP'den aday oldu. Gerçi e, Tuğrul Türkeş ile e, Ayyüce Türkeş baba bir ama e, Ayüce Türkeş Alparslan Türkeş'in Seval Türkeş'ten e, son eşinden e, kızı. İyi Parti'den milletvekili adayı olan kadın adaylardan dikkat çeken bir isim. Geçelim Yeşil Sol Parti'ye ve tabii HDP'ye. HDP, ye. e, HDP e, Yeşil Sol Parti e, listelerinde seçime giriyor bu seçimde. E, Cengiz Çandar Diyarbakır 3. sıra, Hasan Cemal Diyarbakır 2. bölge 3. sıra, i̇şte İstanbul 2. bölge 3. sıra. Seçilebilecek yerler bunlar. Sırı Süreyya Önder tekrar e, parlamentoya dönüyor. Dönmeliydi de İstanbul 1. bölge 1. sıra Kes seçilmesi garanti bir yer. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli birinci sıra o da seçilmesi garanti bir yerde. Faruk Gergerlioğlu bir ara ben aday olmayacağım dedi ama sonra e, tekrar e, ikna edildi döndü. E, dönmesi de gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten bir elin parmağı kadar milletvekili yok hak savunuculuğu yapan Açık ara öndedir Ömer Faruk Gergerlioğlu fazla da bir şey söylememe gerek yok herkes biliyor fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı kim olacak çünkü en yaşlı üye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor 14 Mayıs'ta geçtiğimiz e, seçimlerde hatırlarsanız e, şeydi bir önceki seçimde 2015'te Deniz Baykal açmıştı en yaşlı üye sıfatıyla. Şimdi de Hasan Cemal yaşından dolayı seçilirse en yaşlı üye sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini açacak. Yani meclis başkanı olacak. T24'de bir yazı yazmış, okuyabilirsiniz. Elimi taşın altına sokma zamanı geldi. 54 yıllık gazetecilik hayatımı noktalıyorum demiş. 8 Haziran 44 doğumlu, 79 yaşında ve 79 yaşında meclisi açan başkan olarak karşımıza çıkacak. Yani. Çiçeği burnunda milletvekili ve çiçeği burnunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak. Evet böyle sürprizler de var. O arada HDP'den aday gösterilmeyen mevcut milletvekilleri bayağı kabarık bir liste. Çünkü bu milletvekillerinin tamamı iki dönem kuralına takıldılar. İki dönem kuralına takılan bana göre Hüda Kaya ve Garapaylan Paylan resimde görülen milletvekilleri keşke bir dönem daha olsalardı. İki dönem kuralını HDP'nin belli milletvekilleri için esnetmesi gerekiyordu. Sadece eş başkanlar için değil. Neticede Mithat Sancar ve Pervin Buldan da iki dönem kuralına takılıyorlardı. Onlar için esnetildi bu kural. Gene aynı şekilde Meral Danış Beştaş için de esnetildi. Onlar tekrar aday oldular. Keşke Garopaylan ve Hüda Kaya için de esnetilseydi. Felaknas Uca için, Filiz Kerestecioğlu için de bu kural esnetilseydi keşke. Evet. Devam edelim. Yine Yeşil Sol Parti son derece dikkat çekici bir aday. Ee, Ferit Şen Yaşar. Şen Yaşar ailesinin dramı e, yıllardır devam ediyor. Son seçim kampanyasında e, bir silahlı çatışmada hayatını e, kaybeden aile üyelerinin hakkını arıyorlar. Anne Emine Şen Yaşar. Adalet nöbetleri devam ediyor. İşte e, kardeşlerinin hakkını arayan e, Ferit Şen yaşar, Yeşil Sol Parti Urfa adayı karşısında da AKP'nin adayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. <laughs> Tweet bu kadar demiş Hayri Demir. Evet, bu kadar. Yeşil Sol Parti'de dikkat çeken isimlerden biri de bir kadın aday Ayşegül Doğan, meslektaşımız gazeteci Orhan Doğan'ın kızı. <laughs> Ahmet Türk, Zakık ve Leyla Zana ile birlikte 10 yıl. Ulucanlar cezaevinde yatan isim de Orhan Doğan ve geçtiğimiz yıllarda kanser rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybetti. Onun kızı Yeşil Sol Parti'de Şırnak birinci sıra seçilebileceği bir yerde gösterilmiş Ayşegül Doğan yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Fazlasıyla hak ediyor Derya Saza'ya katılıyorum. Geçelim Türkiye İşçi Partisi'ne en dikkat çekici adaylardan biri Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adayı olduğu, seçilebilecek yere kondu Hatay birinci sıra. Hatta orada Barış Atay'ın kendi feragat ettiği, ona yer açtığı konuşuluyor. Her neyse e, ama e, Gezi tutuklularından e, Can Atalay'ın seçilmesi ve cezaevinden çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi çok önemli bir sembolik hareket olacak. Elbette tüm diğer Gezi tutuklularının da Serbest kalmasını seçimden sonra Diliyor ve istiyoruz Keşke bazı başkaları da Aday gösterilseydi ama sadece gö Aday gösterilen Can Atalay oldu İşçi Partisi trans aktivistleriyle de Dikkat çekiyor adaylarda Esmeray Özaktik'ti ee, Bunlardan biri ee, Dün akşam e, İşçi Partisi'nin e, aday tanıtım e, Töreninde de ilgi odaklarından e, Biriydi Yine e, trans bireylerden LGBT bireylerden e, Talya Aydın da işçi Partisi adaylar arasında her ne kadar Talya Aydın seçilemeyecek bir yerden gösterilse de aday gösterilmesi önemli, en azından işçi partisinin konuya duyarlılığını gösteriyor. Bir soluklanalım. E, Bülent Çelik'in karikatürüyle e, gazete pencerede çizmiş, içimde sanki bu seçimler yapılmayacak gibi bir his var. Neden diye soruyor arkadaşı. Baksana abi neredeyse bir ay kaldı. Ne bir Karadeniz gazı ne bir petrol rezervi tık yok. Evet. AKP ne yapacak? Erdoğan ne yapacak? E, şapkadan bir şey çıkaracak mı? Bir oyun planı var mı? E, bana göre yok. E, aday listeleri birazdan bakacağız. Gerçekten e, Yıldız isimde isim bulmakta güçlük çeken sağda solda ne kadar e, yalaka, <laughs> ne kadar toplama, ne kadar devşirme varsa onu sağa sola serpiştirmiş bir AKP'den bahsediyoruz. Muharrem İnce'ye bir parantez açalım. E, i̇kinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki Erdoğan seçimi alır diyor çok talihsiz bir açıklama ama işte Murat Muharremince bir, bir kere daha 2018'den sonra kendi iskemlesini tekmeliyor. Metropol Nisan araştırmasında Muharremince adaylıktan çekilirse aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz diye sormuş. Erdoğan diyenler 23.4, Kılıçdaroğlu diyenler 30.5. Sinan Oğan diyenlerse 24.3 yani ağırlıklı olarak Muharrem'ince çekilirse Kılıçdaroğlu diyenler dikkat çekiyor. Böylelikle de kimin oylarını böldüğünü görüyorsunuz. Belki de o oylar İnce'ye değil Kılıçdaroğlu'na gitse ilk turda bu iş bitecek. Geçelim AKP adaylarına işte görüyorsunuz birinci bölge altıncı sıra Hulki Cevizoğlu. Bir şey söylemeye gerek var mı? İsim bulamadı AKP. Yani Erdoğan'ın bir oyun planı olsaydı ya da ona inanç olsaydı eskisi gibi listeler, AKP listeleri çok daha renkli olabilirdi. Bir başkası savaş program yazmış Rümeysa Kadak. Yani ben ismini ilk defa duyuyorum. İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday olmuş seçilebilecek bir yer. Vaktiniz olursa diyor kendisinin meclis performansına bir bakın. Çok vaktinizi almayacak incelemeniz çünkü hiçbir şey yok. Yani geçtiğimiz dönem mecliste hiçbir şey yapmamış. Ve bir kere daha seçilebilecek yerden aday. Adını ilk defa duyuyorum. Ama ismini bildiğiniz bir isim Ankara Bahtıkara. Bu lafı da şeyin tweetinden aldım. Hilal Köylü'nün. Melik Gökçe'nin oğlu. Ankara ikinci bölge 5. sıra adayı olmuş. Öyle. Ankara Bahtıkara. O bölgede olmak istemezdim. Bir başka isim daha birkaç gün önce Erdoğan'a soru soran isimler arasındaydı. Bir televizyon yayınında İzmir adayı Şebnem Bursalı. Daha önce yeni asırda şimdi sabahta çalışan isimlerden biri. Böyle. Yani tablo bu. Mehmet Ali Çelebi gene İzmir adayı. İşte Memleket Partisi'ne gitti CHP'den sonra AKP'ye geçti. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıra aday gösterilmiş. Yani Güneydoğu'dan değil Diyarbakır'dan değil. Hüdapar'ın genel başkan dışında 3 isim daha gösterilmiş. Özellikle Güneydoğu'dan. Belli ki 4 isim Hüdapar, AKP listelerinden Hüdapar milletvekili olarak parlamentoya girecek. Öyle görülüyor. O arada başta AKP olmak üzere ismi çizilenler, bir takım şüpheli cinayetlere karıştıkları için ismi çizilenler var. Sağdan sola Nurettin Can Canikli, Şirin Ünal. İbrahim Halil Yıldız Şanlıurfa Milletvekili Şen Yaşar ailesinin e, dramının o olayın göbeğindeki e, isim. E, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ve e, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz yeni dönemde yoklar. Dokunulmazlıkları da olmayacak. Haklarındaki yargılamalar başlar mı? Göreceğiz 14 Mayıs'tan sonra. Freedom House, Çin ve Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarını en fazla hedef alan ülkeler bir rapor hazırlamış ve bu raporda 2014 yılından bu yana 30, 38 devletin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik müdahalelerini mercek altına almış. Çin ve Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarını en fazla hedef alan onlarla en çok uğraşan ülkeler olduğunun altını çizmiş. Özellikle 2016'dan bu tarafa son 7 senedir çok büyük bir göç var ve göç edenleri, ülkeyi terk edenleri de bırakmıyor peşine. Türkiye yönetimi böyle bir durum, böyle bir dönem ve bu dönemin bitmesi gerekiyor. Bülent Arınç doğru bir şey söylüyor. Başörtülü bir polisin başörtülü kadına zulmettiği ülkede kime ne anlatabilirim diyor. Bu durumun özetidir zaten. O en sağda elinde copla Furkan Vakfı üyelerini Furkan Vakfı'nın başörtülü kadınlarını copluyordu. O başörtülü kadın polis. Simgedir. Başörtüsü mücadelesinin üzerine bina edilen bir siyasi hareket onunla gelen yürüyen bir siyasi hareketin sonunda başörtülü polisi o rejimin, o parti rejiminin başörtülü polisi başörtülleri copluyor, başörtülleri tartaklıyor. Evet. Peki böyle bir durumda Erdoğan'ın oyun planı ne? Erdoğan'ın çok fazla bir oyun planı yok. Çok da fazla e, e, ne bileyim? cephaneliği tükendi. E, Putin'den e, bir anlamda Rusya'dan e, beklentileri var. İbrahim Kalını e, genel sekreteri e, önce Washington'a gönderdi. Oradan abuz yokladı. Daha sonra Moskova'ya yolladı. Washington ziyareti açıktı. Kremlin, Moskova ziyareti ise çok kapalıydı. O ziyaretin hemen ardından orada ne döndüyse Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve bu ziyaretin üzerinde çok fazla durulmadı. 8 Nisan'da, 7 Nisan'da özür dilerim, yani 3 gün önce sarayda Erdoğan'la görüştüler Lavrov. Karşılamada videosu var, izlersiniz. Erdoğan tek bildiği İngilizce cümle How are you, how are you diyor, yani nasılsınız? Lavrov İngilizce olarak iyiyim biyolojik olarak diyor. Ve bunu da Erdoğan'a çeviriyor. Erdoğan anlamıyor zaten ne demek istediğini. Bu kalıp İngilizce'de yani iyiyim ama iyi değilim. Yani ha, sağlığım fena değil. Sağlık olarak problemim yok. O, onu soruyorsun ama onun dışında var manasına geliyor. I am fine biologically. Yani e, bu kalıp bunu anlatıyor. Sadece iyiyim demiyor. İyiyim siz nasılsınız da demiyor. Sağlık olarak soruyorsanız bir problem yok ama onun dışında var diyor. İşte bu önemli. Bakalım iş nereye gidecek? Erdoğan bütün bu süreçte Putin'i 27 Nisan'da Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Bir açılış icat edecekler. Akkuyu nükleer santralinde bir üniteyi herhalde açarlar, bir şey yaparlar. Ne, ne olduğunun önemi yok. Ee, bir oyun planı olmadığı için olsaydı 10 gündür başta da söyledim seccade sakızını çiğnemezdi ee, bir inayet eli arıyor olabilir kendini orada tutacak kurtaracak ve Putin'den e, sarı ışık yeşil ışık e, görmeye çalışıyor olabilir e, büyük ihtiyaç duyuyor 27 Nisan'da bir açılış töreni organize edilmeye çalışılıyor ve e, eğer Putin okey derse tamam derse 27 Nisan'da büyük bir gövde gösterisiyle muhtemelen Putin'in de desteğini arkasına alarak Erdoğan şeye girecek. Seçime biraz daha umutlanmış olarak girecek. Fakat listelere baktığınızda dediğim gibi parlak isim yok. Aday bulamadığı için Mehmet Ali Çelebi'ler, Hulki Cevizoğulları, Şebnem Bursalılar falan dikkat çekiyor. Yine AKP'nin listesinde olmayan partiler işte Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi sanki yenilgiyi hissetmişler gibi biz kendi biz parti olarak 81 ilde gireceğiz dediler. Bütün bakanları Erdoğan belli vilayetlerin başına koydu. Bakanlık gücüyle seçim kampanyası yapabilsinler diye. O bakanların gücüyle işte belki oylarını artırmayı hedefliyor. Turizm Bakanı Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca listede yok. Onlar herhalde affını istedi ama e, bu haliyle e, işler biraz zor görülüyor. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listelerini 3 gün önce ilan etmesi muhalefetin o anlamda elini de güçlendirdi. Bu AKP listesinde olmayanlar için e, 14 Mayıs'tan sonra bir yenilgi, iktidarı kaybetmeye dönük bir hazırlık, bir yenilgi hazırlığı olabilir. Evet. Bakalım ne olacak? İş nereye gidecek? Aday listelerini, bir takım dengeleri, aslında ne oldu bunu anlatmaya çalıştım. Manşetin radarına takılan kimi adayları ekrana getirdim. Çokça var. 600 adayın hepsi üzerinde durulabilir. Seçilebilecek yerlerdeki özellikle. Ama belli ki bu birkaç gün daha konuşulur. Ondan sonra da herkes seçim kampanyasına yoğunlaşır. Öyle görülüyor. Önümüzde likit bir aylık bir seçim kampanyası var. Bunun bir 10 günü Ramazan ayında geçecek. Bayram ve sonrasıyla... E, siyasi e, arena biraz daha hareketlenecek gibi görülüyor. E, diyelim ve e, böylelikle bugünkü manşeti de kapatalım. E, biraz uzun oldu her zamankinden çünkü tek tek adaylara bakmaya çalıştık. Partilerin oyun planını anlamaya çalıştık. E, yarın tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ne olur ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.